Merhabalar, iyi akşamlar. Dilerseniz önce hocamız maçın değerlendirmesini yapsın. Daha sonra sorularınız varsa alabiliriz. Yep. We're having a hard time at the moment. The results don't go our way, what we want. Of course, you come here to Gala in this stadium, in this great atmosphere, and you know it will be a tough match. Of course, we miss a few key players today. Unfortunately, we have a few injuries, but we don't want to use it as excuses because we still have good players on the field. And I think they gave everything today. We really gave them a hard game. We were in the match. The first half, tactically, we did okay. We had a very good chance with Sam Larsson when he hit the crossbar. And we had a few more moments. Okay, you need some luck to score a goal. But on the other hand, also Gala had chances. We had an outstanding goalkeeper today in Helton. He really had some excellent saves. And then you go to the dressing room with 0-0. So you're in the match. You still have a chance to get a result here. Then we have a problem this year with crosses. I think we need to defend these crosses better. First of all, block the crosses, and second of all, you have to, of course, win the header, win the duel there in the box. Cost us a goal, but a good reaction from the team. We come back in the match with a good goal, cross from Gudai, and a great finish from Luis Adriano. And then after an hour, it's still 1-1. So in the match, the 2-1 came too early. Same goal, cross from the side, header. We have to look at this and analyze with the boys because we have to do better with this. And then, you know, it will be tough, of course. We stayed in the game 2-1, but we didn't have too many chances in the last part. Good shot from Sinan, good save by Muslera. But also, on the other hand, they could have scored the third one, to be honest. Red card again. Also, not the first one. Luis Adriano this time. We get too many red cards. Also, this is something that we have experienced players. It should not happen. So now we miss also Luis Adriano after Haji Wright. That is the second striker we miss. So it doesn't help the team. On the other hand, I saw a good team today fighting hard, give a good game to Gala. So I'm positive to the future. Erdal came in, Erdal Rakip did also good. So these players will help us, and we have 18 matches to go. So I'm really sure that we get out of trouble. And that has to happen next week against Umranje at home. It's a must-win game for us, and we look forward to this match. Work hard together, stick together, keep your head up. Congratulations to Gala for their win today, and wish them good luck in the rest of the season. It will be tough also with the fight with Fenner. So good luck to them, and we have to look at ourselves. Thank you. Evet, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sonuçları alamıyoruz. Bu müthiş stat, müthiş atmosfere puan ve puanlar çıkarmak için gelmiştik. Sakatlıklarımız var, eksikliklerimiz var. Bunu mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek. Oyuncuların bugün %100'ünü, belki daha fazlasını verdi ve vermesi de gerekiyordu bu kazanımları sağlamak için. İlk yarıya bakacak olursak Sam Larsson direğe takılan pozisyonu var. Birkaç tane de daha cılız hatamız var. Bunları, bu fırsatları gole çevirebilseydik belki önde girecektik. Galatasaray'ın da birkaç fırsatı var. Ancak kalemizde yeni oyuncu transferimiz Helton harikalar yarattı diyebilirim. Ve onun da müthiş performansıyla 0-0'la girilen bir soyunma odası vardı. 0-0'la girdiğinizde 45 dakika sonunda maça hala ortaksınızdır ve maçta kalmışsınızdır. Bizim de amacımız buydu.
İkinci yarıya başladık. Orta problemimiz var bizim. Uzun zamandan beri süre gelen. Bu ortayı önce kestirmemek lazım. Sonra vurdurmamak lazım. Biz maalesef ki ikisine de müsaade ettik ve 1-0 rakip öne geçti. 1-0'dan sonra buna rağmen vazgeçmeyen, yılmayan ve savaşmaya devam eden Antalya Spor vardı. Ve Güre'nin harika ortasında Luis'in kafasıyla 1-1 yine maça ortak olduk. Tam bu sevinci yaşarken birkaç dakika geçmedi ki ikinci gol yine birinci golün aynısı, kopyası gibi. Yine kestirilmemesi gereken bir orta ve vurdurulmaması gereken şutlarda kalemizde ikinci gole engel olamadık. Maçın son anlarında yine birkaç tane fırsat var. Şoya, Sinan olsun. Onları değerlendiremedik. Galatasaray'da tabii ikinci golden sonra birkaç gol girişiminde bulundu. Onlar da gol atabilirdi. Ancak sonuç olarak 2-1 yenildik. Bir başka problemden de bahsetmek istiyorum. Kırmızı kart problemi. Bu kadar, bu seviye, bu kadar tecrübeli oyuncuların bu şekilde kırmızı kart, basit kırmızı kart görmemeleri lazım. Onlara bunu, bu konuda tavsiyelerde veya tenkitlerde bulunmak bile gereksiz. Çünkü onlar bunun bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ki Luis 9 numara santrafor pozisyonunda oynattığımız oyuncu, önümüzdeki çok kritik bir Ümraniye maçında olmayacak. Hacer Ayt de bildiğiniz gibi sakat. Yani 9 numarada şu anda alternatif yaratmak durumundayız kadro içinden. Yeni transferimiz Erdar Rakip geldi orta sahaya. Onu da son dönemde maçın son anlarında oyuna aldık ve iyi maç çıkardığını düşünüyorum. İyi bir performans sergiledi. Geriye kalan 18 maçımız var. Bu durumdan çıkmak için çıkacağımıza inancım ve güvenim tam takımıma. Ancak bunları sonuca ve skora dönüştürmemiz gerekiyor en kısa zamanda. Buradan bu stat'tan başımız dik ayrılıyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve sezon sonuna kadar görülen o ki Fenerbahçe olan bir şampiyonluk mücadelesi yarışı olacak. Onlara da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Sabah komutan Ömer Faruk Özcan. Öncelikle geçmiş olsun. Az önce kendisi de söyledi. Kendiniz de söylediniz. Hacer Ayt'tan eksik bir performans gösteren Antalya Spor vardı ve eksikliği de bayağı hissedildi. Kendisiyle ilgili bu aralar çok transfer haberleri gündeme geliyor. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray'la adı alınan bir Hacer Ayt var. Ayrılırsa takımda ne kadar eksikliği hissedecek Hacer Ayt? To what extent we will missing Hacer Ayt as player? Of course he's responsible for 50% of our goals. So if he goes, then it's well done, of course, well deserved, because he did a great job for Antalyaspor. Of course, then we have to react and bring a new striker. So everything is open. So far, he's still with Antalyaspor. So far, I didn't hear that he's on his way already. So we have to see. Maybe he will stay with us. So it's not sure yet. But of course, we also hear a lot of rumors about clubs interested in Hagi. So, but until he's with us, then he's with us, and when he goes, then everybody will know. And of course, we then have to react, and that will happen. I'm quite sure. Evet, gollerimizin %50'sini neredeyse kendisine yazabiliriz bu sezona attığımız. O yüzden takımın çok çok önemli bir parçası. Antalya Spor'dan transfer durumu varsa bu da iyi performansından dolayı kendisine gelen tekliflerdir. Tabii o gittiği durumda yeni santrafor almak durumundayız. Biz de bu arayışa gireceğiz. Ancak biz de çok söylenti duyuyoruz. Herhangi bir resmi açıklama yok. Resmi açıklama olana kadar Hacer Ayt Antalya Spor futbolcusudur ve bizim için savaşmaya mecburdur. Biz de mücadele etmek durumundadır. Resmi açıklama olana kadar kendi oyuncum gibi konuşmak tercih ediyorum Hacer Ayt'tan. Başka soru var mı? Geçtiğimiz sezon göreve geldiler. Üst üste galibiyetler, seri galibiyetler Antalyaspor yukarıya çıktı. Bu sezon geçen sezonki performansından uzak Antalyaspor. Yani ters giden şey ne, yanlış giden şey ne? Geçen seneyle bu sene arasında ne fark var? Of course, that sometimes it's hard to explain. You have some changes in the squad, of course, but it's also when you come in a flow, you come in a flow and you win games. You have some luck, a ball inside post, now goes outside post. Small things can make a big difference in football. That is one thing
And of course, and the other thing is also that with the changes we have in the squad, it's different. You cannot compare the season with last year. So now we have to step up and do better than we did so far. But I'm quite sure that it's not a big difference between last year and this year. To get in the flow, one win will be a great medicine for us, and then you're gonna win more games. We're not far away from winning games. If you look at the game against Fenerbahce, where we're so close also to get something out of this, and also the last two games, the draws. It's this, you know, it's not that much. So we have to believe, and stay strong, stay together. And I think that we will be back on winning track soon. Evet, açıklaması çok zor bir durum. Belki geçen seneden farklı olarak soyunma odasında bazı değişiklikler oldu. Oyuncu grubunda bazı değişiklikler oldu. Ancak bu tabii arkanıza aldığınız rüzgarla da alakalı. Geçen sene birkaç galibiyet ard arda aldığımız galibiyetler bize bu muhteşem serinin kapılarını ardına kadar aralamıştı. Ancak burada tabii futbolda geçen maçlarda bahsettiğimiz bazı futbol anları detaylar vardır. Ve biz bu detayları maalesef neticeye, skora yansıtamadık. Kadro değişti, o yüzden ben geçen seneyle kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum ve haftalardır oyuncularımıza bir galibiyetin aslında birçok şeye ilaç gibi geleceğini, birçok şeyi değiştireceğini iletiyoruz. Ancak o galibiyet maalesef gelmiyor. Örnek verecek olursak Fenerbahçe maçını kaybetme şeklimiz, detaylara girmeden bakabilirsiniz. Son iki maçta aldığımız beraberlikler aslında bunun bir habercisi, ancak o bir adımı atamıyoruz, o galibiyeti maalesef alamıyoruz. İnanmak gerek kazanmak için, biz de inanmaya devam ediyoruz. Başka soru? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar.